Hayırlı günler, hayırlı akşamlar. Fatma'nın Hayatı YouTube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Arkadaşlar, sen bilirsin, kargosu hazırlayacağız. Kimi hazırlayacağız? Hatice Kübra Hanım'ı hazırlayacağız arkadaşlar. Eşi Abdülkadir Çil Bey kendisine hediye alıyor. Bunu sürpriz yapacak. Büyük ihtimalle o zamana kadar, video yayınlanana kadar bitkilerde eline ya ulaşmış olur arkadaşlar ya da buradan duyacak yani Hatice Hanım. Yani çok güzel bir sürpriz arkadaşlar. Bir eşin hanımına yapacağı en güzel sürprizlerden bir tanesi. Böyle sukulenti onu başlatmak, canlı çiçek almak. Arkadaşlar, çiçek sepetinden falan doğum günlerinde bizim arkadaşlara çok fazla hediye çiçekler geliyordu. Ben çiçekçi olduğum için ben çiçek yani hepsine de böyle şey evin içinde yetiştirmediğim için farklı şeyler hediye alınıyordu ama çiçek geliyor. Hep şöyle kalanço gönderiyorlar ve kalanço şu kadar arkadaşlar. O yüzden bence böyle bir yerden çiçek almış olması çok çok hem de avantaj. Şimdi arkadaşlar, sen bilirsin kargosu biliyorsunuz ben sen bilirsin kargosunda en büyük bitki hangisiyse arkadaşlar onu gönderiyorum. Şunun arkadaşlar, bunu şöyle göndereceğim. Bunu direkt böyle göndereceğim. Çünkü şurada çok sevdiğim türlerden var. Bunlardan koymuş olmuş olayım. Şunları da bir daha kopartmaktansa bir sayalım arkadaşlar. Kaç tane var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 tane tür var. Şöyle de arkadaşlar. Şöyle de koyayım. Şöyle 13 olsun. Şöyle 13. Şöyle 14. Şimdi diğer camlara geçeceğiz. Şunlara bir bakayım. Bunlara da arkadaşlar, o şurada bakın. Aşkın gözyaşı şuraya bir çamura düşmüş. Ve çamurda büyümüş. Bunu da koyacağım arkadaşlar. Bunu da şöyle koyayım. Sararım. Şunun içerisinden hadi canım alırsın. Şöyle. Şunun içerisine şöyle koyayım arkadaşlar. Onu öyle paket yaparım. Ondan sonra diğer camlara bakalım. Şimdi arkadaşlar, sen bilirsin kargosuna devam ediyoruz. Örtücü türlerden istemiş, seviyormuş örtücü türleri ve diğerlerini. Şöyle örtücü türlerden koyacağım. Pıtırcık sedum var mı diye bakıyorum. Şu an etrafımda pıtırcık sedum göremiyorum. Arkadaşlar, en güzelini koymaya çalışıyorum. En güzel yetişmiş olanını.
Ben de kalanlar nasıl olsa büyüyecek. Krab doları da toprağa direkt sapladığınız zaman zaten büyüyecektir arkadaşlar. O yüzden krab doları bazen kopartıp yolluyorum. Bazen bir şekilde yolluyorum arkadaşlar. Şimdi örtücülerden. Bakın şurada para çiçeği de var. Şöyle para çiçeği arkadaşlar. Yine koyayım. Örtücüler çabuk yayılan bitkiler arkadaşlar. Bir de benim gibi satış yapmıyorsanız zaten her yeri dolduracaktır. Baldileri de arkadaşlar göndermeden önce sulamamak lazım. Eğer sularsanız işte sıkıntı, yani sularsanız arkadaşlar, bakın melenko. Normalde sen bilirsin kargosunda melenko göndermiyorum. Şunlar da ne biliyor musunuz? Şunlar. Bunlara bazen böyle atık çayları döküyorum onlar. Normalde melankoları istek üzerine gönderiyorum arkadaşlar. Ama diyorum ya, yani bu kadar bir o hanımına jest yapıyor. Biz de elimizden geleni yapalım değil mi? Şimdi birkaç tane de leş kaktüsü göndermeyelim mi yeni başlayan birine? Şu örtücülerim bakın şöyle gül formunda. Fakat yeri güzel değil, çok güzel olmadı. Yerinin güzel olmadığını da şu havai köklerden anlıyorum. Onlardan da koyayım. Bunların paketini çok güzel yapmak lazım. 3 tane ondan, 5 tane bundan oldu hep arkadaşlar. Yani şöyle. Çok güzel paket yapmak lazım. Bakın arkadaşlar şu kaktüslerden bu da çok güzel bir gecelik gelin. Çok güzel çiçek açar ama şu an bunun rengini bilmiyorum. Bunu da göndereyim. Bunu da göndereyim ama nasıl sökeyim?
Arkadaşlar böyle mutlaka bir tane kaktüs saksınız olsun. Sadece kaktüslerinizi ona ekin. Örtücülere yeriniz vardır. Ayrı ayrı kaplara ekin. Bakın şu kadar kök gerekli mi? İnanın bu kadar kök gerekli de değil yani. O kadar kökle ekemiyorsun bile. Şimdi belki Hatice Hanım neden kökü kestin Fatma Hanım diyor ama yok yani ekemiyorsunuz onu öyle. O yüzden oluru şeklinde yollayayım ben. En iyisi. Şimdi arkadaşlar şunun kırmızı olanını gönderdim. Şurada bunun sarı olanı. Beyaz olan da vardı. Beyaz olanı kedi aşağıya attı. Şimdi bakın şurada benim şöyle güzelliklerim var. Bakın havai kök yapmış. Bunlardan da koyayım. Bakın arkadaşlar normalde şu diş kaktüslerini ben çok pahalıya aldım. Normalde de sen bilirsin kargosunda asla göndermem. Ama diş kaktüslerinden çeşit yapsın. Onu da gönderiyorum. Fred koymadım. Bir tane Fred koyayım. Bu da Fred. Bu. Arkadaşlar bu. Ondan sonra şu kalpli güzelden normalde koymuyorum. Bende de bir tane kaldı. Başka yok. Gerçi ben böyle diyorum bir yerden çıkıveriyor. Ama şu anda bildiğim yok yani. Bende bir yok. Şu arkadaşlar. Şöyle bir katı hafra. Şöyle kaktüs çeşitleri. Arkadaşlar bitkileri bazen sulamak için çay döküyorum. Çay neden döküyorum? Çay çok hızlı büyütüyor. Gerçekten hızlı büyütüyor. Yani böyle fark ederseniz çay döküyorum. Bu sefer de tabii böyle üstünden dökmüyorum. Ne yapıyorum? Böyle açık alan olan yerlere döküyorum. O da oradan belli oluyor. Şimdi şöyle arkadaşlar, şunun açmamış hali. Bu sadece böyle kalmıştı, çiçekli dalı kalmıştı arkadaşlar. O kadar güzeldi ki ben onu atmadım. Burayı ektim, tutup tutmadığını bilmiyorum. Ama çok güzel. Dursun, olsun. Yani arkadaşlar, kaç tane çeşit oldu? Normalde şöyle söyleyeyim. Diğer balkon şeylerde, diğer balkonda ve diğer camlarda olanların hepsi burada da var. Hepsinden. Nane köpek. Burada da. Arkadaşlar tüh kavga var. Gençler geçiyor. Birbirleriyle kavga ediyorlar. Köpekle mi kavga ediyorlar? Birbirleriyle mi ediyorlar? Anlamadım. Arkadaşlar bak şundan koydum.
Bunu şuradan söktüm. Buradan koydum. Başka ne vardır diye bakıyorum ama. Yani bence bundan koymadım. Bundan neden koymadım? Çünkü bundan kesmeye yer yok artık. Durdukça bir şey buluyorum. Durdukça bir şey. Arkadaşlar, Pulvinata normalde biliyorsunuz, sen bilirsin, kargolarına koymuyorum. Onun için özel olarak yazmış olmanız gerekiyor. Çünkü ona ayrı ücret alıyorum. Şu pembe renk çiçek açan bir leş kaktüsü. Şu. Üç renk leş kaktüsü göndermiş oldum. İnanın bu fiyatlara, bakın, sadece bu leş kaktüslerini alabilirdiniz veya sadece şunu alabilirsiniz. Arkadaşlar, çok güzel bir kargo oldu. İnşallah diğerlerine de böyle güzel güzel kargolar göndermek nasip olur. Çünkü bugün tekrar yapmaya devam edeceğim kargolarlar. Tekrar yapacağım kargolarda inşallah. Daha sonra sizinle yaprak kopartma videosu yapacağım. Çünkü örneğin böyle fretlerim arkadaşlar çok fazla yapraklandı. Diplerindeki artık, bakın, dipleri çiçekli fakat uyumuyor yani şunlar. Renkleri değişmiş. Bakın aytaşıma. Aytacımın da taşı düşmüş arkadaşlar. Aytacımın taşı düşmüş. Aytaşı sıralarda da çok bulunan bir tür değil. Böyle nadir yani. Ben öyle 40 yılda bir denk geldiğim bir iş yani. Onu almıştım böyle. Çok güzel. Arkadaşlar, Allah-u Teala'ya tefekkür etmek için, Ya Rabbi sen ne çeşit, ne güzel şeyler yaratmışsın demek için o kadar müthiş, o kadar ciddi sebepler ki bunlar. Müthiş sebepler. Böyle tefekküre, Ya Rabbi sen ne güzel şeyler yaratıyorsun. Bugünlük bu kadar olsun. İnşallah çok daha güzel videolarda buluşuruz. Elimden geldiğince arkadaşlar, herkesin gönlünü yapmaya, herkese bir şey göndermeye çalışıyorum. Şimdi kaktüslerden de arkadaşlar şunlardan gönderdim. Şimdi gözüm buna takıldı. Bu özeldir. Özel tür söyleyemedim. Özel tür bir tane arkadaş. Onu da koydum arkadaşlar. Ne diyordu? Battı balık yan gider. Annem bizde de öyle, boşver. İnsanların gönlü olsun. Neyse arkadaşlar, inşallah kargosunu beğenirler. İnşallah ben de güzel bir paket yaparım. Çünkü bunun paketi çok önemli arkadaşlar. İlk önce alüminyum folyo ile sarıyorum. Sonra bazılarını peçeteyle, bazılarını da normal düz sarıyorum. Yolluyorum. Hoşçakalın.